2018 seçimlerinde Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'yi desteklemiş ve kendisine oy vermiştim. Çok beğeniyorum kendisini. İlkeli siyasetini, halkçı ve omurgalı siyasetini çok beğeniyordum. 2020 yılında kendisi Sivas'ta 4 Eylül tarihinde Memleket Hareketi'ni başlattı. Gözlemliyordum medyadan ben bu durumu ve bu bende de büyük bir heyecana yol açmıştı. Akabinde 2021 yılında hemen üye olmaya karar verdim partiyi kurar kurmaz kendisi ve il başkanımız Ertuğrul Gülsever'le tanıştım. Kendisi bana Bakırköy İlçe Başkanlığı'nı teklif etti. Ben de hiç düşünmeden büyük bir heyecanla kabul ettim. Yaklaşık 2 yıldır Bakırköy İlçe Başkanlığı görevini sürdürdüm. Milletvekili seçimleri bu genel seçimde de istifa ederek görevimden aday olmaya karar verdim. İstanbul 3. bölge 4. sıra adayıyım. Bizim tüzüğümüz bu noktada çok demokratik çünkü fermuar sistemi var. Bir kadın bir erkek olmak üzere ama biz 2 yıllık kurulmuş bir parti olduğumuz için henüz üyelerimizde yeterince bunu karşılayacak sayı olmamasına rağmen biz 14 ilde liste başı adayları kadınlara yer verdik. Mesela İstanbul, Ankara'da 2. bölge, İstanbul 2. bölge, Ankara 1. bölgede ilk sıra adaylarımız Profesör Doktor, ikisi de kadın, Nurdan Şahin Demirbağ ve İpek Özkal parti sözcümüz. Kadınların siyasette eşit temsili demokrasi açısından çok önemli bir demokrasi meselesi. Ama bunun Türkiye'de yeterince uygulandığını düşünmüyorum. Biz Memleket Partisi olarak bu konuda da bir iddia koyuyoruz. Zaten samimiyetimiz tüzüğümüzdeki bu maddeden de açıkça belli. Kadın kotasının bence samimiyetsiz. Diğer partilerde kota var. Bizde ise fermuar sistemi var. O da şu demek, bir kadın bir erkek olmak üzere sıralamanın yapılması demek. Bu da samimiyetin göstergesi bana göre. Tabii ki %100 inanıyoruz. Zaten biz bu yarışın Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce ile Recep Tayyip Erdoğan arasında geçeceğini düşünüyoruz. Altılı masaya halkın güvenmediğini düşünüyorum. Seçimin iki turlu olacağını, ilk seçimden sonra ikinci tura Genel Başkanımızın kalacağını düşünüyorum ve seçimi kazanacağına inanıyorum. Eminim bundan. Gençlere tabii ki hitap ediyor. Kendisi öğretmen olduğu için onların seviyesine çok güzel inebiliyor. Ama omurgalı ve ilkeli siyasetin burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim partimizin 6 tane ilkesi var. Bunları ifade etmem gerekirse ilki Atatürk. Atatürk kırmızı çizgimiz, vazgeçilmezimiz ve biz asla Atatürk'ü tartıştırmıyoruz. Atatürk tartışılacaksa başka partilere gidilsin, bize gelinmesin. Bu bizim kırmızı çizgimiz. İkincisi doğaya ve çevreye saygılı olmak. Üçüncüsü kadına şiddet, çocuk istismarını yüksek sesle kınamak ve engellemek. Kadın cinayetlerini engellemek için çok ağır, şiddetli yaptırımlar getireceğiz. Terörün her türlüsünü kınayacağız. Bizim partimizin en önemli ilkelerinden bir tanesi de bu. Terörün her türlüsünü kınayacağız. Siyasetten rant elde etmeyi asla düşünmeyeceğiz. Siyaset bizim için tamamen topluma, halka hizmet amaçlı yapılacak. Aynı zamanda eğitimde tarikatlara asla yer vermeyeceğiz. Eğitimde laik bir politika izleyeceğiz. Dolayısıyla laiklik ilkesini koruyacağız. En önemli hedeflerimizi bunlar olarak sıralayabilirim. Meslek hayatımda son 10 yıldır pek çok televizyon kanalında kadınların kendi haklarından haberdar olmasını sağlamaya çalıştım. Aynı zamanda medeni kanun, ceza kanunundaki maddeleri anlatarak onlarda farkındalık yaratmaya çalıştım. Tabii ki siyasetteki en büyük amacım kadınların sahip oldukları hakların daha da geliştirilmesi, onların toplumda erkeklerle eşit seviyeye gelmesini sağlamak. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi bizim için çok önemli. Biz iktidara gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni derhal yeniden yürürlüğe koyacağız. 6.284 sayılı yasa vazgeçilmezimiz. Onu geliştirerek daha fazla uygulanmasını sağlamaya çalışacağız. Aynı zamanda 2011 yılında Kadın Bakanlığı kaldırılmıştı. Bu çok önemli. Onun mutlaka yeniden kurulması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de zaten imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler gereği kadına yönelik ayrımcılığın mutlaka ortadan kaldırılması, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için aktif politikalar üretip yaygınlaştırması, bunu toplumda benimsetmesi gerekiyor. Bunun da yolunun Kadın Bakanlığı'nın mutlaka yeniden kurulmasından geçtiğini düşünüyorum. Partimizde her türlü ayrımcılığa da karşı çıkıyoruz. İşte Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Çerkez gibi hiçbir şekilde insanlar arasında ayrım yapmıyoruz. Herkes bizim için eşit. Liyakata çok önem vereceğiz ve kuvvetler ayrılığını sağlamaya çalışacağız.
Mecliste kadınların eşit oranda temsil edilmesi çok önemli. Özellikle bir anne olarak bunu çok önemsiyorum. Çünkü kadınların geçmişteki yaşadıkları, çocuklarını büyütürken yaşadıkları o tecrübeleri o üstün akıl olarak görüyorum ve toplum sorunlarının çözülmesinde karar mercilerinde kesinlikle buna müracaat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben hayvanları çok seviyorum. Kendim de bir hayvan severim. Evde kedi besliyorum. Sokaktaki bütün kedileri, köpekleri sürekli besliyoruz site olarak. Çok seviyorum onları. Tabii ki bu hayvanları koruma kanunun geliştirilmesi gerekiyor. Yeni bir düzenleme yapıldı. Fakat bu tam olarak hayvanseverleri tatmin etmedi. Bunun farkındayım. Barınakların mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaygınlaştırılmasını düşünüyorum barınakların. Korunmasını istiyorum tabii. Tabii ki hayvanların bu konuda samimiyetle çalışacağımızın sözünü veriyorum. Genel başkanımızın kendisi de Muharrem İnce öğretmen olduğu için fizik öğretmeni, öğretmen atamaları konusunda çok hassas. İktidara geldiğimiz, seçildiğimizin ertesi gün derhal 100 bin atamayı gerçekleştireceğinin sözünü veriyoruz. Aynı zamanda bu Ankara'daki saraya üstün zekalı çocuklara tahsis edecek. Marmaris'teki sarayı da engelli çocuklara tahsis edeceğinin sözünü veriyoruz.